Bakın şöyle çekeyim. Arabanın en çok parlayan yeri lastikleri oldu. Arkadaşlar hepinize merhaba. Otolimit'e hoş geldiniz. Bir yıkama videosuyla beraberiz. Vlog tarzında bir video olacak. Umarım keyif alırsınız arkadaşlar. Biz de ilk defa bir şey deneyeceğiz. Bunu da sizinle beraber deneyelim dedik. Hatta şöyle bir anlatayım. Arkadaşlar şimdi size bir makine göstermek istiyorum. Herhangi bir reklam işbirliği falan yok. Yanlış anlaşılma olmasın. Hyundai'den arkadaşlar oto yıkama makinesini aldık. Bizim burada arkadaşlar en büyük problemimiz, daha öncesinden uzun zamandan beri takip edenler bilirler. Ben bu videoyu belki bir seneden fazladır çekmiyorum böyle bir video. Evin önüne arabayı sokamıyoruz. Dolayısıyla benim daha öncesinde buraya 50 metre hortum çekip araba yıkamaya çalışmıştım var hortumla. O yüzden şimdi şöyle bir çözüm bulmaya çalıştık. Hiçbir şekilde suyu evden çekmeden şöyle bir damacana ya da işte artık kova neyse, yani suyu bulunduğu yerden çekip basınçlı bir şekilde verebilen bir makine lazımdı. Hiç denemedik daha önce bu makineyi. O yüzden şimdi sizinle beraber deneyeceğiz. Eğer olursa işimizi gerçekten çok kolay çözecek. Sadece elektrik çektik buraya. Bizim evin bahçesinden. Aynen şimdi çalışıyor. Sıkıntı yok ve suyu da çekiyor. Bir deneyelim abi. Dene bakayım bir. Bir deneme atışı yap. Bana doğru yapma da. Bence fena musluk değil. Musluk kadar basınçlı değil sanırım ama. Ama bu da idare eder gibi. Güzel ya, bak onu arabanın üstünde daha iyi anlarız. Güzel. Tamam, kal öyle. Biraz yanaş. Arkadaşlar lastik parlatıcımız falan da var. Aslında bunlar yeni gelecek olan araba için bir ön hazırlık gibi düşünebilirsiniz. Onun da vakti azalıyor. Yakında kanalda görürsünüz. Bilginiz olsun şimdi. Çekeceksin oğlum. Basıncı bence gayet yeterli. Yani bu basınç her türlü yeter evde yıkama için. Bak jantlara gireceğin zaman şöyle biraz daha şey. Su ne kadar kaldı? Su iticiliği nasıl şeyin? Jelin? Güzel. Ben makinenin performansını beğendim. Yalnız yarım damacana gitti. Ben yarım damacana da durulamaya gideriz. Burada çok oyalanmıyor.
Bu arabanın en büyük artısı mekanik olarak kusursuz, iç kondisyon olarak kusursuz. Tek eksisi boyası. Onu da bir gün belki komple boyatarak halletme ihtimalim var. Böyle komple şu anda bunu boyatmak bayağı masraf, onu söyleyeyim. O yüzden ne yazık ki yapamıyorum. Ama belki bir gün komple boyatırız. Ozan'daki köpek aparatı acaba kullandığım malzemeyle mi alakalı? Kolar, kolar atıyordu üstüne. Bu bildiğin otay şey köpüğü, dandik köpük. Köpek kişi başarısız. Arkadaşlar zaten şöyle söyleyeyim. Hani bunu bir yıkama videosu olarak düşünmeyin. Köpük aparat olayını bu arada beğenmedim. Ya bizim kullandığımız şampuanla ya da malzemeyle de alakalı olabilir böyle köpürmemesi ama aparat zaten biraz dandik gibi gözüküyor açıkçası. Böyle hani kırıldım kırılacak gibi gözüküyor. Ama makinenin ben su performansını beğendim. Zaten bu videonun da asıl amacı makine herhangi bir yere bağlı olmadan sadece bir damacanadan ya da bir kovanın içinden su çekerek yeterli basınçta su arabaya püskürtebiliyor mu? Aslında biraz bunu göstermek istedik. Yani bu böyle detaylı bir araba yıkama videosu değil. Ben makineyi merak ettik abimle beraber, iş görüyor mu diye. Su konusunda başarılı, köpük konusunda muamma. Bizim aynen bak, su da başarılı, su fena değil. Aynen. Şuraya bir girsene bak, şuraya. Aynen bak, ağlıyor değil mi? Yani böyle üstünde... Köpük atarken kötü. Aynen, köpük de kötü ama suyu kullanırken eğer böyle kurumuş kuş pisliği falan varsa arabanın üstünde onları rahatlıkla çıkarıyor dibine girdiğinizde. Yani bence basınç olarak yeterli. Evet, filtreye bir şey mi geldi acaba? Yo. Bak bak, böcekleri görüyor musun? Bak içinde böcek var. Kalmadı ki zaten. Kurulayalım arabayı. Lan temizlendi ya. Tabii canım, tozunu akıtmış olduk. Arkadaşlar hemen kısa bir özet geçeyim. Makinenin performansıyla alakalı. Dediğim gibi bu bir böyle detaylı araba yıkama videosu değil de daha çok bu makinenin performansıyla alakalı olan bir videoydu. Şimdi şöyle söyleyeyim. Öncelikle eğer arabanız çok fazla kirliyse ve musluğa uzaktaysanız taşıma suyla böyle bizim gibi bir damacanadan suyu çekip arabayı yıkayacaksanız çok kullanışlı olmaz. Neden? Eğer araba çok fazla kirliyse çok hızlı bir şekilde bu damacanayı bitiriyor. Yani 3-4 dakika içerisinde damacana tamamen bitmiş oluyor. Benim tahmin ettiğimden daha fazla su harcıyor. Ben biraz daha az harcamasını isterdim. Ama araba eğer böyle benim arabam gibi biraz tozluysa, hafif tozluysa ve şöyle bir üstünden suyu akıtayım, temizlensin mantığıyla yapacaksanız o zaman iş görüyor. Evet. Köpük konusunda da yani köpük aparatı biraz dandik gibi geldi bana açıkçası. Ama su tazyiğinde falan bir problem yok ki direkt böyle musluğa, hortuma bağladığınız zaman çok daha iyi bir şekilde basınç veriyor. Yani ben makinenin basıncını merak ediyordum. Basınç konusunda bir sıkıntı yok. Leon'u biliyorsunuz sattık. Onun yerine yeni bir araba geldiği zaman daha detaylı, daha güzel bir şekilde o zaman direkt araba yıkama videosu olarak paylaşım yaparız. Her zaman arabaların değil, bu sefer yıkama makinesini test etmiş olduk. Bence parasına göre fena değil. Arabanın da son hali bu şekilde. Şimdi bir lastiklerini falan parlatacağım. Ondan sonra park edeceğiz dedeyi. Islakken bak hemen oluyor. Ama lastiklerimiz gayet güzel oldu arkadaşlar. Şu anda çok güzel parlıyorlar. Bakın şöyle çekeyim. Arabanın en çok parlayan yeri lastikleri oldu. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Dediğim gibi biz bu işte usta değiliz. Sadece makineyi test ettik. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki otolimit videolarında görüşmek dileğiyle.